Evet Sayın Süren, son dönemde Galatasaray Kulübü denildiğinde akla gelen isimlerden biri oldunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Durumlu, yani seçime gidecek mi, gitmeyecek mi ve Faruk Süren'in adaylığı konuşuluyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi güzel bir simpozyum var burada, bir forum var. Futbolun ekonomisiyle ilgili. O çok önemli bir forum. Bu girişim bir kere futbolun ilerlemesi bakımından Galatasaray'da bununla bağlantılı. Çünkü ekonomiye çok odaklı bütün kulüplerimiz. Bu güzel bir şey. Bunun için kutlarım tertip edenleri. Galatasaray'a gelince Galatasaray seçimi olur mu olmaz mı? Valla onu hukukçular karar verecekler. Nedir, nasıl oluyor, ne oluyor ama kötü bir şey var. Yani Galatasaray'da bir ötekiler yaratıldı. Bizimkiler, bir ötekiler, bir ayrıcılık var. Birbirlerini dava eden insanlar var. Hepimiz aynı kulübün üyesiyiz. Birbirimizi dava ediyoruz. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yok. Yani bunlar tabii üzücü hadiseler. Güzel değil. Hoşluk değil. Esasında spor hoşluğu, keyfi vermesi lazım. Ve keyif yok. Herkes dava peşinde. Yok böyleydi. Bir hukukçu böyle diyor, öbür hukukçu böyle diyor. Zaten istediğiniz tarafa da çekebilirsiniz. Daha elastiki çünkü maddeler. Yani bu güzel değil. Onu peki söyleyeyim. Eğer ki mahkemeden karar çıkarsa ve şu anki aday olacak mısınız? Yok öyle bir kere öyle bir şey sorma bana. Yani Faruk Süren'in adaylığı beklentisi var çünkü. Yok öyle bir beklenti yok. Öyle belki teveccüh. Öyle bir birisi her seferinde benim adım çıkıyor. Fakat ben bu işi 18 sene önce bıraktım. Gayet iyi, keyfim yerinde. Seyrediyorum ama üzülüyorum bazı hadiselere. Demin hadiselerden bir tanesi. Üzücü hadiselerden. Fakat benim böyle şimdilik bir adaylık falan öyle bir niyetim yok. Onu da yani rahatlıkla söyleyebilirim. Bir tepki midir sizce üyelere? Yani bu bir tepki bir kere ise, tepki ise bence yanlış bir şey. Çünkü neticede kulübün başkanıdır şu anda. Gerçi meşruiyeti tartışılıyor mahkemelerde ibra meselelerinden dolayı ama şimdilik madem mahkemeler bir tedbir koyduğuna göre kulübün başkanıdır. Zor katılması lazım. Onun divan başkanına karşı bir tepki koymaması lazım. Divanın da kendine göre tabii tüzüğümüze göre yetkileri var, tenkit etme yetkileri var. Oturumumuz başlıyor. Lütfen içeriye. Bunu tabii abartmamak lazım bu tenkit meselesini. Çünkü ben de yaşadım bunları biliyorum eskiden. Yani o dediğim gibi tepki ise tepki öyle tepki vermez. Bir Galatasaray Kulübü Başkanı böyle tepki yapmaz. Galatasaray Kulübü Başkanı'dır. Gelir oraya oturur, konuşur, söyleyeceğini söyler. Çok teşekkür ederim.